Arkadaşlar merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Temel Linux Eğitim serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım. En son sizlerle cat komutu üzerine konuşmuştuk ve cat komutunun özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdiki komutumuz arkadaşlar echo komutu. Echo komutu arkadaşlar şu işe yaramaktadır. Echo komutu kendinden sonra yazılan ifadeyi arkadaşlar ekrana yazdırmaktadır. Yani nasıl, hemen sizlere şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Echo yazıyorum ve ondan sonra Asgard Education yazdım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar echo komutu sayesinde yazdırmış olduğumuz komuttan sonra yazmış olduğumuz ifadeyi arkadaşlar ekrana görmekteyiz. Aynı şöyle print hello world'deki mantığın aynısı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Print komutu, yani Python bilen arkadaşlarımızın göreceği gibi. Ayrıca arkadaşlar ortam değişkenlerinin de başına şey işareti, dolar işareti koyarak arkadaşlar echo ile yazdırabiliriz. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Echo şöyle dolar işaretim nerede klavyemden bulabilirsem. Aa, bakıyorum şu an klavyemden bulmaya teker teker. Nereye koydum ya ben? Dolar işaretim nerede? Ha, gördüm, çok affedersiniz, dördün yanında. Dolar yazıp pet yazdığım zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anki patch konu, yani patch şeyindeki durumları bize ekrana gösterebilmekte arkadaşlar. Bu şekilde echo komutu hakkında böyle diyebiliriz. Bir diğer komutumuz arkadaşlar mor komutu. İçeriği fazla olan dosyaları okumak için geliştirilmiştir. Dosyanın terminali sayacak kadar olan kısmını açar. Devamını görmek için space tuşu kullanılabilir. Ve aynı zamanda Q tuşu ile arkadaşlar istediğimiz yerde çıkabilmekteyiz. Hemen şöyle ben bir yine dosyalarımın içerisine bakayım. Buradaki uzun bir dosyam neydi? Rakyo.txt dosyamız. Rakyo.txt'yi bilmiyorsanız ileriki derslerimizde zaten hakkında Rakyo.txt'nin ne olduğu konusunda sizlere bahsedeceğiz. Hemen şöyle arkadaşlar mor Rakyo.txt diyorum. Ve gördüğünüz üzere terminal ekranıma sığacak kadarını bana gösterdi. Tekrar space tuşuna basarak bilgiler hakkında terminal ekranımın gösterebildiği kadarını gösteriyor. Ve space tuşuyla arkadaşlar ben şu an aşağıya doğru bilgileri aktarabiliyorum arkadaşlar. Şu Q tuşuna basarak da aynı zamanda mor komutunun içerisinden çıkabiliyoruz. Özel bir komuttur. Farklı olarak dosya içerisinde kelime arayabilir, satır numarasına girebilir. Örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar şu şekilde kullanmaktadır. Less deep, rock you nokta txt dediğim zaman gördüğünüz üzere rakyo.txt'nin aynı şekilde bize göstermekte arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şöyle buraya 2.25 yazdığımız zaman bizi 25 numaralı satıra göstermektedir arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim less komutu hakkındaki detaylarımıza. Less yazıp rakyo.txt yazıp slash lovely yazdığımız zaman mesela lovely kelimesi içerisinde var mı ona bakacak arkadaşlar. Mesela buldu gördüğünüz üzere. Lovely'nin burada olduğunu bize göstermekte arkadaşlar. Şöyle Enter'a basıp az daha devam ettiğim zaman gördüğünüz üzere less komutu da aynı özelliklere yaramaktadır arkadaşlar. Daha fazla less komutu hakkındaki detaylara ulaşmak için yine buradan man less yazdığımız zaman arkadaşlar burada less komutu hakkındaki detaylara yine aynı şekilde ulaşabilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Hemen buradan yine çıkışımı yapıyorum ve diğer komutumuza geliyorum. Diğer komutumuz hit komutu. Hit komutu varsayılan olarak verilen dosyanın ilk 10 satırını getirir. Hemen şöyle gösterelim. Hit rakyu nokta txt dediğim zaman gördüğünüz üzere ilk 10 satırdaki cümleleri bize göstermektedir. Mesela biz bunun hakkında daha fazla detaya girmek istersek n parametresi verilen değer kadar satırı görüntüler. Mesela şöyle yapalım. Hit tire n 10 kadar bir 10 kat 10 kadar satırı daha göstersin bize veya İlk iki satır göstermesini istiyoruz dedik. Ve rakyu.txt yazdığım zaman gördüğünüz üzere bizlere ilk iki satır göstermekte. Yine aynı şekilde buradaki şeyi devam ettirmek istediğimizde ilk 100 satır göster dediğimiz zaman gördüğünüz üzere bizlere 100 satırı göstermekte. Yine hit komutumuzda da aynı şekilde man-hit yazarak arkadaşlar burada detaylarına komut hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmekteyiz. Bir sonraki komutumuza geçelim. Bir sonraki komutumuz tail komutu. Tail komutu parametresiz olarak dosya açtığımızda dosyanın son 10 satırını bize göstermektedir. Biraz önce hit komutumuz neydi? Hit komutu sayesinde biz bir metin dosyasının ilk 10 satırını görebilmekteyken tail komutu sayesinde o dosyamızın son 10 satırını görebilmekteyiz. Yine hemen şöyle bir testimizi yapalım. Rakyu.txt dediğim zaman gördüğünüz üzere son 10'da kullanılan şeyleri gösteriyor. Bunu bir de hit rakyu.txt dediğim zaman burada da ilk 10 yukarıda gördüğümüz kısımda son 10 olarak göstermektedir. Yine çok affedersiniz. Yine aynı şekilde tail komutunda tire n parametresini kullanarak son 5 satırda görüntüleyebiliyoruz mesela. Şöyle yine tail tire n5 dedim. Gördüğünüz üzere son 5 satırımız burada ilk gözüktüğü gibi yine burada karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar.
Şimdi gelelim bir sonraki komutumuza. Bir sonraki komutumuz grep komutu. Grep komutu kelime arama komutudur. Verilen data içerisinde istenilen kelimeye uygun satırı getirir. Bu bölümde anlatılan en önemli komut olarak geçmektedir grep komutu. Çünkü grep komutu sayesinde biz büyük database'lerde, büyük database derken yani büyük metin editörlerinin içerisinden bir kelime çıkarmak istediğimiz zaman bu komut sayesinde biz çıkartabilmekteyiz. Hemen şöyle ben bir sizlere örnek göstereyim. Grep dedim. Veya şöyle önce şeye bakalım, parametrelere bakalım. Parametrelere bakmadan önce hemen şöyle man grep diyelim ve grep komutu hakkındaki bazı bilgileri öğrenelim. Mesela burada grep komutu hakkındaki bazı bilgiler kullanılıyor ve burada help var. Yani yüzleşme, mesaj, exit. Yani burada kullanabileceğimiz tüm bilgileri zaten bizlere burada veriyor arkadaşlar. Mesela ignore case diyor. Yani harflerin büyük küçük harf eşleşmesini önemseme. Invert the sense of the matching to select no matching lines. Yani aynı dizinlerdeki şeyleri inceleme diyor. Quit, silent, only matching. Sadece eşleşmeler, mesajsız. Yani burada bir sürü detaya inebiliyoruz arkadaşlar. Grep komutu ile ilgili ekranımda da gördüğünüz üzere. Hemen şöyle şuradan çıkışımızı yapalım ve grep -i diyelim. Yani büyük küçük harf duyarsız bir hale gelsin ve neyi aratsın bize? Mesela password. Nerede aratacak? ragu.txt diyorum. Ve gördüğünüz üzere password içerisinde password geçen, ragu.txt dosyamızın içerisinde şifre, password ismi geçen tüm şeyleri gördüğünüz üzere arkadaşlar karşımıza çıkarttı. ragu.txt dosyasında. Peki bunu düzenli idadeler yani regex olarak da kullanabiliriz. Hemen şöyle bir ona da bir örnek göstermek istiyorum sizlere. grep -r diyorum. Password dediğim zaman gördüğünüz üzere bakın bu sefer de farklı bir şekilde göstermekte arkadaşlar bizlere. Bu şekilde arkadaşlar gösterimi sağlamaktadır. grep komutu çok detaylı ve en çok kullanabileceğimiz komutlardan birisi olarak Kali Linux'ta geçmektedir. Hemen devam edelim. Bir diğer komutumuz uname. Uname komut sistemi bilgilerini listeler. Bu bilgiler makine donanım tipi, network hostleri, işletim sistemi ve işlemci tipiyle bilgilerdir. Burada uname direkt A dediğimiz zaman tüm bilgileri birlikte getirmektedir. Linux, Kali, 5.16.0, Kali 1 AMD64, SMP, Preamp, Debian. Ondan sonra burada Debian sürümlerimiz, XX bilgilerimiz ve GNU Linux olarak tarzındaki detaylarımıza ulaşabiliyoruz. Tabi burada daha fazla detaya ulaşabilmek için yine aynı şekilde man uname dediğimiz zaman yine uname'in kullanım şeylerini görebiliyoruz. Biz -a diyerek sadece şeyi görmüştük mesela biraz önce tüm bilgileri görmüştük. Şimdi neyi görelim mesela? Sadece kernel versiyonunu görelim. -s deyip kernel'ın ismini görebiliriz. Mesela uname-s. Gördüğünüz üzere şey uname-r diyorum. Burada gördüğünüz gibi sürümler. Burada uname hakkındaki detaylı bilgileri arkadaşlar bu şekilde ulaşabilmekteyiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.